Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Başkent Kültür Yolu Festivali bünyesinde birbirinden farklı lezzetlerle buluşma mekanlarına gitmek üzere Ankara Kalesi'nin tam dibinden yola çıkıyorum. Burası Ankara'nın en işlek yeri. Bugün pazar olmasına rağmen, inanır mısınız, kapalı olmasına rağmen diyorum, cıvıl cıvıl. Olağanüstü güzel bir gün. Ve size bugün sabah Ankara'da ne yenirle başlıyorum. Ankara'nın simidi, ardından diğer lezzetler. Ankara festival coşkusuyla kalabalıkların akınına uğrarken restoranlarda da hummalı bir çalışma sürüyor. Geleneksel Ankara lezzetleri kadar damakları şaşırtacak farklı yorumlamaların da hayat bulduğu başkentte seçenek bol. Coşkun Aral bu seçeneklerle festivali adeta damaklara taşıyacak rotasına başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Kültür Yolu Festivali bünyesinde yaptığımız lezzet rotalarında ilk durağımız Ankara'nın meşhur simidi. Merhaba, günaydın diyorum. Başkentteyim. Tabii başkentte güne başlarken en önemli lezzet, ne diyeceksiniz? Simit. Biz gazeteciler için valla uzun bir dönem, yani 50 yıllık bir neredeyse meslek hayatım var. Neredeyse 50 yıllık meslek hayatımda unutamadığım en önemli lezzet simittir. Biz gazeteciler simitle güne başlarız. Akşamları da 5 çayımızda yine simitle devam ederiz ama simit deyip geçmeyin. Bizim Anadolu'ya özgün bir undan yapılmış, üzeri susamlı, bazı yerlerde susamsız. Ama eşi benzeri var mı? Yok. Öyle bir ekmek türümüz mü diyelim? Ekmek hamuru, evet. Ekmek hamuru. Çünkü evet, pastane hamuruyla arasındaki farkı herkes bilir. Bazıları fark etmezler ama lezzet avcıları için önemli. Yağ yok içerisinde. Şu anda çok açık söylüyorum, kurabiyemdeyim. Burası Çay Yoldu, Ankara'nın en işlek caddelerinden biri. Sağ olsunlar Yavuzer Bey. Ne demek? Çok teşekkürler bizi konuk ettiniz. Sabah kahvaltısına. Ne demek? Simitlerimiz gelirken, simidin hikayesi uzun. Yani Osmanlı'ya baktığınız zaman simit kültürü var. Bazı bölgelerde susamlı, bazılarında susamsız. Ama olmazsa olmazı, bu işin ustalarının diyarı var. Neresi biliyor musunuz? O Kaf Dağı'nın hemen eteklerindeki Çamlıhemşin. Türkiye'nin en önemli pastane, fırın, ekmek ustalarının geldiği bölge. Yavuzer Bey de oradan. Baba mesleği, ata mesleği. Evet. İnşallah çocuklarına da geçer. Rusya'dan uzanan bir macera. Simit de geldi ve kokusunu aldığım gibi hemen böyle mis gibi, dışı çıtır, içi pamuk. Gerçekten bakın. Tulum peyniri yanında. Yanındaki peynirler değişebilir, bölgeden bölgeye değişir ama ben böyle açtım böyle içini. O tulum peynirini koyuyorum ve günüme başlıyorum. Günümün ilk lezzeti simidimi yardım, içine böyle güzel Erzincan değil mi tulum? Evet. Erzincan tulumunu koyuyorum. Onu o sıcaklığı içinde erimeye bırakırken soruyorum. Biraz bana simitçilik nereden geliyor onu sorun. Ya simitçilik şöyle, biz aslında Rize Çamlıhemşinliyiz. Fırıncılıkla babalarımız gece 12'lerde kalkıldığı için bizleri biraz daha pastacılığa yöneltti. Biz o yüzden daha erken yaşlarda başladık. Simitçilik de Ankara'da olduğumuz için gurbetçiliğimiz merak saldık ve öğrenmeye başladık ustalarıyla. Özünde ben de usta olduğum için nasıl yapıldığını, nasıl olduğunu, en iyi nasıl çıkarabiliriz diye araştırdık. Aşağı yukarı bir 20 yıllık da bizim simit üzerinde tecrübemiz var. En kaliteli susam, en kaliteli un. Taş fırın olması tabii ki çok gerekli. Kabarması, fırına atılması, fırından çıkarılma süresi, bunlar başlı başına. Ya fırın deyip geçmeyelim. Tabii. Fırının düşebiliyor musunuz? O tabanındaki ateş tuğlalarının altında cam var. Bunu cam var, az kişi bilir. Evet. Isıyı korumak ve dengelemek. Yapıldıktan sonra aylarca yanar ısınsın diye, taban düşmesin diye. Olmazsa olmazlardır. Kesinlikle. Yani gelip de gelişi güzel herhangi bir yani fırından çıkmış simidi, çıtırlığını, simit diyemezsiniz. Ben tadıyorum. Muhteşem. Afiyet olsun. Hamuru nasıl? Ekmek hamurundan katı tabii. Ama mayası var. Mayası var fakat maya fazla kullanmıyoruz. Hani biraz daha önceden yapıldığı için biraz da ekşi maya da katabiliyoruz bazen içerisine. Ekşi mayayla daha da lezzetli oluyor. Bir gün öncesinin hamurunu güzel saklayıp aynı şekilde onu paçal yapıp simide koyduğumuz zaman daha lezzetli oluyor. İçerisinin nefaseti değişiyor. Daha lezzetli oluyor. Hani sıradan bir ürün değil aslına bakarsınız. Tabii bunun yine pişirmesi var. Pişirme de önemli. Tabii. Lafınızı bölüyorum. Susamı çok önemli. Yani 10-15 çeşide yakın susam var. Bu birinci sınıf ve hiç rutubet almayan kaliteli bir susamdır. İçindeki un yine birinci sınıftır. Bunlar çok önemli. Hani herkes her şeyi kullanıyor ama bunlara tabii önem gösteriyor. Bir de imalat olması tabii. İmalat yapıp sıcak sıcak bu şekilde yemeniz sizin için en büyük avantaj. Onun pekmezle buluşması var. O nasıl oluyor? Tabii. Pekmezle buluşması zaten işlendikten sonra oluyor. Pekmeze batırılıp, süzdürülüp birkaç dakika süzdürüldükten sonra pekmezli susamla buluşuyor tekrar. Kabarmaya bırakılıyor, eziliyor hafif. Kabardıktan sonra tekrar işlenip fırın küreğinde yüksek dereceli ateşte. Ama bir pekmez tadıyla susamın tadının buluşması var. Bir kimya o. Kesinlikle vazgeçilmez bir şey. Biz aşağı yukarı 20 yıl önce keşfettik bu işi ve neden olmasın dedik. Bizim her iki dükkanımıza da taş fırın kurduk. Cepa'daki şubemizde de taş fırın mevcut. Gelen sıcacık simidini gözünün önünde görerek nasıl işlendiğini, hijyenik imalatlarda nasıl yapıldığını görerek kaliteli ustalar sayesinde yemiş oluyorlar. Buraya gelen hem burada simidini farklı gidip meze barına gidip açık büfemizde var. Simide uygun kahvaltılıklar alabiliyor. Kesinlikle. Hem de alıp götürebiliyor. Aynen öyle. Talep nasıl? Talep gayet güzel. Sabahleyin daha çok etraf civardan kahvaltı için erkenden Kaçta geliyorlar insanlar? 6.30-7'de başlıyor. İnanılmaz bir şey. Sabahın o saatlerinde evini simitle ödüllendirmek, evet, kahvaltıyı simitle ödüllendirmek. Vazife kim diye o erkenden güzel. Kalkıp gelip simitini alıp gidiyor. Ellerinize sağlık. Ben afiyet devam olsun. Edeceğim de. Afiyet olsun. Hayır. İyi ki varsınız. Özellikle çok teşekkür ederim. Bu malzemelerimiz, bizim bu ürünlerimiz çok önemli. Evet, bazı şeyleri fabrikasyon yapabiliyoruz ama iyi bir lezzet avcısıysanız o fabrikasyonuyla gerçeği arasındaki mukayese farkı edilir, evet. Kesin bulursunuz. Bir de çok az kaldık artık. Kesinlikle korumamız lazım. Ankara'mızın artık olmazsa olmazlarından biri sabah Ankara simidi yapan değerli ustalar. Ama yanında tabii ki Erzincan tulumu, Kars peyniri. Biz şu anda rotamızdaki lezzet duraklarına devam ediyoruz. Bundan sonraki ise sürpriz. Ankara sürprizlerle dolu. Ankara'nın sembol yapılarından biri olan kalesi, ziyaretçileri mıknatıs gibi kendine çeker. İç kaleyi kuşatan dış kale, eski Ankara kentini de içine alır. Bugün koruma altındaki eski Ankara evlerinin bulunduğu bölgede, farklı uygarlıkların izlerini de görmek mümkün. Ankara'nın en güzel bölgesi, tam böyle kalenin dibinde eski Ankara evlerinin bulunduğu bir mahalle. Restore edildi tabii ki, koruma altına alındı. Hem turistik yer hem de benim için o Ankara'nın bize devrettiği, yüzyılların gerisinden bize devrettiği, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemden bugüne bize bırakılan en büyük miras bence eski Ankara. Kente hakim bir tepede yer alan kaledeki gezinin ardından sırada lezzet rotasının bir sonraki durağı var. Coşkun Aral'ın çocukluğundan aşina olduğu bir isim onu karşılıyor. Başkent Kültür Festivali'nde lezzet rotası içinde ikinci durağımız burası Aspava. Aspava'nın birazdan ne olduğunu Cebrail Bey'e soracağım ama ben çocukluğumdan beri Ankara'ya geldiğimde Aspavalara gelirdim. İlk yediklerim açıkçası döner ve buranın pideleriydi. Ama değişti. Günümüz şartlarında Aspava da değişti ama kalitesi, lezzeti değişmedi. Cebrail Bey merhabalar. Merhaba. Yıllardan beri geliriz. Yani çok güzel bir markanız var. Neredeyse bir yarım yüzyıla doğru geliyor. 63'te galiba değil mi? Aynen. 63'ten evet, kuruldu. Aspava ne demek? Önce onu öğreneyim. Aspava demek öncelikle Allah sağlık, para, afiyet versin. Amin. dürümüyle meşhurdur. SSK'sıyla. Şu anda dürüm. Kaşar, ben aynen. Şu anda tadına bakıyorum. Yanındaki tabii ki. Böyle dürümü aldım. Hmm. Olağanüstü. Afiyet şifa olsun efendim. Bunda bizim bilindik lezzetlerimizde başka şey de var. Ne var? Allah bu meslek sırrı. Söylemiyoruz herkese hocam. Bizim sosumuz özeldir. İçine soğan, kaşar koyuyoruz. Etimiz özeldir. İşin doğrusu yani dana eti kullanıyoruz bonfileden. Onun için tabii Ankara'da sağ olsun seviliyoruz, sayılıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Ben inanıyorum ki herkes işini severek, sabrederek yaparsa mutlaka bir gün başarır diye düşünüyorum. Şimdi benim bildiğim kadarıyla ben şu anda sizin Aspava'nın özgün spesiyalitesini yedim. Ama bir de Ankara'nın döneri var. Aynen, tavşatalı. O da ayrı bir olay. Tabii biraz ki. Hatta buradan alıyorum, buradan parçalayacağım. Evet. Afiyet olsun. Ankara'nın döneri de meşhurdur. Çünkü Ankara'da döner dediğimiz zaman birincisi eti. Tabii ki. Parça et. Evet. İkincisi pişirme yöntemi. Evet. Dışı çizir, içi sulu. Yani. Bu et nereden geliyor? Etimiz Amasya'dan geliyor. Kırşehir'den geliyor. Kars'tan geliyor. Böyle yani dana alıyoruz. Biz sadece dana kullanıyoruz. Dana eti. Evet. Çok güzel. Yani o dönerde etin hem çıtırlığı hem de içindeki suyu hissetmek önemli bir şey. Şimdi Aspava dışında bir de Ankara'nın bilindik Ankara döneri var. Evet. Sizde ikisi de bulunabiliyor. Aynen. Pidemiz de var, kebabımız da var. Onlar da değil. Tabii ki. Ama artı bir de gençlerin burayı en çok sevmesinin sebebi böyle tabaklarca ikramlar geliyor. Ne diyeyim, çiğ köfteler, salatalar ve cacıklar geliyor. Yani. İlaveten ben bunu yiyeyim de. Tabii bir de yemekten sonra irmik dolma künefe ikramımız var. Çayımız, kahvemiz hepsi ikram bu. Yediğiniz yemeklerin yanına. Bir de çubuğu meşhur. Aynen. Turşusu. Ya. Evet. Acı mı acı? Afiyet olsun. Bunun için ben vallahi ölürüm. Afiyet olsun. Peki Ankara denince bu kadar klasik lezzetlerin dışında genç kuşakları biraz izliyor musunuz? Onlar özellikle bu fiyat artışlarının olduğu dönemlerde falan ilgi arttı mı azaldı mı nasıl diyorsunuz bu konuda? Ya Allah'a şükür yani bizde bir korkulu bir azalma olmadı. İşimiz güzel, işimiz biz severek yapıyoruz yıllardır. Müşterimiz de sağ olsun bizi takdir ediyor. Nerede olsa çıkıp geliyorlar bize. Aspavalar biliyorsun Ankara'da bayağı bir şu aldı ama Yıldız Aspava bir farklı biliyorsunuz. Şimdi yani, farkınızı biliyorum ki o yüzden yani, buradayım. Çok teşekkür ederiz. Ama gençlerle bizim yaş grubunu bir araya getiren o bir güven var, bir kalite var. Elbette. O önemli, onu saklamışsınız. İyi ki varsınız diyorum. Çok teşekkür ederim. Size iyi ki varsınız. Ben son lokmamı yiyorum. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Şimdi bizim bu muhteşem efsane rotalarımız arasında duraklarımızdan bahsediyoruz ama burası hakikaten Ankara için önemli. Evet. Hem bir marka, kendi özgün, özel sunumlarıyla, örneğin dürüm içinde dönerle beraber o yapmış olduğu sır katmanlar, bir de klasik Ankara döneri. İkisini bir arada buluyorsunuz ama gençler için en önemlisi patates kızartması. Her yerde yeniyor ama burada bir de peynir soslu gördüm. Tereyağı soslu gördüm. O çok güzel bir olay. Afiyet olsun. İlaveten de çiğ köfte. Şu anda etli mi olsun, etsiz mi tartışması var. Buradaki etli mi? Bu etsiz. Etsiz tabii çiğ köfte. Vejetaryenler rahat gelebilir. Aynen, tabii burada ki. Çok rahat çiğ köfteyi etsiz yiyebilirler ama yanında hakikaten böyle tam Halil İbrahim sofrasına layık güzel bir salatayla beraber. Yani ben Ankara'ya geldiğimde Aspava benim için olmazsa olmazlardan biridir. Bize gelen müşteriye hocam diyoruz başka yere gitmenize gerek yok. Vallahi şimdi düğünden yedim. Kahveye gitme. Çay, Ankara'da kahve ikram, yedim. Tatlı çok ikram. Güzel, olağanüstü lezzetler var. Bunlara hiç dokunmuyorum çünkü olağanüstü bir lezzet buluşması. Afiyet olsun. Bunları yerken tabii ki o irmik tatlısından tadacağım. Özel bir tatlı. Aynen. Buranın özel lezzetleri arasında bir de irmik tatlısı var. Malum irmik helvası her yerde var ama buradaki o dondurmalı galiba. Aynen dondurmalı. Hocam bizim bütün ürünlerimizde şifa var. Açık söyleyeyim. Yani sizi genç ve dinamikler. Size her yere gidip geziyorsun. Duyuyorum. Açık söyleyeyim, Lübnan'a gidiyorsun, Filistin'e gidiyorsun. Buna enerji lazım. Enerji içinde yemek lazım. Çok teşekkürler canım. Sağ olun. Hocam, biz teşekkür ederiz. Evet, ben şimdi bir de şu acı biberden alıyorum. Tabii. Unutmayın çubuk. Ankara'nın çubuğu da turşunun merkezi. Bu turşu acı yiyen kolay kolay hastalanmaz hocam. Bizim bildiğimiz İrmik helvası. İrmik, aynen irmik dondurması. Şimdi ben bu helvanın yarısını yiyeceğim. Afiyet malum. Hocam afiyet olsun. Fazla yiyemiyorum. Tamam. Bir de künefe gördüm. Aynen. Künefe Antakya mı Urfa mı? Antakya. Oo, onu da alıyorum. Bu ne, Antakya'dan mı geliyor? Burada Antakya'dan mı geliyor, bak görüyorsun nasıl süzülüyor. Peynirinden belli oluyor. Bakın peyniri aynen de aldım. Çünkü Antakya'nın peyniri. Şimdi aynen bazı şeyleri Ankara'da yemek daha avantajlı. Örneğin balığı yemek için İstanbul'dan buraya gelenler var. Onlardan biri benim. Vallahi Antakya'nın künefesi burada var. Demek ki yani tutturabiliyoruz. Çok. Antakya bizim için önemli. Özellikle depremde oradaydım. Halen bizim için yaralı kentimiz. Evet. Antakya'ya ait olan her şey bizim için değerli. Aynen. Burada da diyorum ya, Allah yardımcılar olsun. Bütün aynen ülkemiz onlarla beraber var olsunlar diyorum. Evet, bir tarafta Antakya'nın künefesi, bizim bildiğimiz irmik helvası, dondurma nerenin? Dondurma Maraş. Maraş dondurması. Bu da yine bizim Maraş'ın aynen dondurması. Aynen. Bakın görüyorsunuz değil mi? Aynen. Akmıyor, sarkmıyor. Çünkü Maraş'ın dondurmasının özelliği sütü ve içindeki salebi. Aynen. Şimdi bu lezzetlerle buluşturuyorum. Önce aldım. Afiyet olsun hocam. Şekeri kıvamı harika. Şimdi aynı olayı özgün peyniriyle Antakya'nın künefesi. Evet. Şu anda baktığınız zaman sanki ateşle buz buluşuyor gibi. Aferin hocam. Evet. Gerçekten muhteşem. Bu tatlılar da sizin bu Halil İbrahim sofrasının afiyet olsun, aynen. Ne diyeyim sunumları. Aynen. Vallahi dedim ya bolluk. Ama ben biraz israf karşıtıyım. O yüzden diyeceğim arkadaşlar buraya geldiklerinde Cebrail Bey desinler ki Cebrail hocam biz 2 kişiyiz. Ne olur fazla getirme. Tabii ki can dostlarımıza giden olabiliyor. Evet. Ama ete ulaşamayan, yemek yemeyen insanlarımız da var. Evet. Onlar için daha fazla dikkatli olup israftan kaçınalım. Çok katmanlı bir kültürel miras alanı olan Ankara Kalesi'nin sur içindeki meydanları, geçmişte pazar yerleri olarak işlev görürmüş. Bu özelliğini günümüzde de koruyan meydanlar, Ankara'nın geleneksel lezzetlerine dair ipuçlarını barındırıyor olabilir. Coşkun Aral da bu ipuçlarından birinin peşinde. Ankara'nın tavasının kabı var mı sizde? Bu Ankara'nın meşhur tavası yapıldığı zaman... Ha, orada var galiba değil mi? Birazdan bizi Ankara'nın en önemli lezzetiyle buluşturacak Ankara tavası yapan bir mekana gideceğiz ama o tavayı ben önceden görmek istiyorum. Oo baksanıza. Yani biraz leğene benziyor ama... Vallahi inanılmaz. Coşkun Aral, Ankara tavasını tatmak için Ankaralıların önerisini dinliyor. Bu kez Ankara'ya ait bir lezzeti tanıtacağım size. Ankara'nın tavası. Şimdi Türkiye'nin farklı bölgelerinde tavalar var. Örneğin Kilis tavası farklıdır. Batman'da bile özgün tava olduğunu söyledikleri bir tavayla tanıştım. Muhteşem lezzetli ama Ankara'nınki bambaşka. Ne diyeceğim? Açıkça söylemek gerekirse burası şu anda Ankara'nın en nezih lokantalarından biri. İsmi de Boğaziçi Restoran. Şef Murat Bey karşımda. Evet, buranın tarihçesini kısaca sizden duysam. Evet efendim, hoş geldiniz öncelikle. Bundan 67 yıl önce Ulus Denizciler Caddesi'nde konuşlanan Boğaziçi Lokantası kurucumuz Mehmet Recai Boyacıoğlu tarafından Türk ve Osmanlı mutfağının lezzetlerini buraya tanıtmak amacıyla kurulmuştur. Günümüze kadar 3 kuşaktır devam eden bir lezzet geleneğimiz var. Kendisi önce Halil İbrahim Boyacıoğlu'na aktarmıştır bu bilgi ve becerilerini. Şimdi de 3. kuşak Sefa Boyacıoğlu tarafından idare edilmektedir. Evet. Şimdi Ankara tavasını başka yerlerde yeme imkanınız var ama siz bu işin iyisi olduğunu biliyorum. Hani evet, bütün arkadaşlarımızın tavsiye ettiği. Ankara tavasını ben şimdi önce tadacağım. öncelikle pilavla yapıldığı için, pirinç pilavıyla, evet efendim, yalamıyorsam güzel bir baldo pirinci. Evet, Balıkesir Gören. Et de tahmin ettiğim kadarıyla güzel bir gerdan mı? Gerdan eti, kuzunun gerdan eti. Bayağı böyle güzel güzel olmuş. Erkek kuzu, Balıkesir kıvırcık. Tereyağını hissediyorum. Mesela diğer tavalarda böyle pirinç, domates, biber buluşması gerdanla yok. Bunda sanırım pişirmesi biraz meşakkatli değil mi? Evet, meşakkatli. Yaklaşık 3 saat sürüyor. 3 saatte. Tek aşama mı? Örneğin önce nasıl başlıyor? 3 aşamada efendim. Önce kuzunun gerdan eti, ayçiçek yağı, karabiber, tane karabiber, sarımsak ve defne yaprağıyla soteleniyor. O pembeleştikten sonra su ilave ediliyor. Yaklaşık 2 saat kadar et pişiyor. Ondan sonra yaklaşık 40 dakika sıcak suda dinlendirilmiş pirinç ilave ediliyor süzüldükten sonra. Ve pirinç suyunu çekene kadar bu şekilde pişiyor. Daha sonra içine, üstüne biber ve domates ilave ediliyor. Bu olmazsa olmazı mı oluyor biber ve domates? Evet, çünkü buraya özgü. Domatesin gelişi biliyorsunuz Amerika'dan geldiği için 1800-1900'ler evet, başları. Biber bizde var. Ama yani bir pirinç pilavının içinde biberi ben ilk kez görüyorum. Evet, çok lezzetli. Buraya özgü. Fırında, daha sonra fırına veriyoruz. Fırında da bir üstü pembeleşinceye kadar duruyor. Daha sonra fırından alıyoruz, tereyağını veriyoruz. Tereyağında da bir 15 dakika kadar dinleniyor. Ondan sonra servise hazır efendim, bu şekilde oluyor. Özel bir tencerede mi pişiriliyor? O özel bir çelik tavamız var. Yayvan, geniş. Onda pişiyor efendim. Geçmişte sanırım böyle yarım tencere gibi bakır, evet, kaplarda pişiriliyor. Dinlendire. Yanında bir cacığımız var. Bu özel bir cacık mı? Bizim her zaman 1956'dan beri yaptığımız. Benim doğum yılım. Evet. Hani 67 yıldan beri aynı lezzeti devam etmeye çalışıyoruz. Burada gördüğüm kadarıyla turşular var. Evet. Bunlar arasında bizim çubuk turşusu var. Çubuk malum Türkiye'de turşu cenneti. Sayılı. İnşallah ben gideceğim yakında oraya da. Tam turşunun dönemi. Evet efendim. Muhteşem. Soğan yine beraberinde olmazsa olmaz mıdır? Tercihe bağlı biz. Çünkü soğan etle beraber üre dengesini sağladığı için, evet, Anadolu mutfağında veyahut da Orta Asya mutfağında, Güneydoğu Asya mutfağında hep var. Çok ciddi bir, evet, kök sebzemiz bizim. Müthiş bir lezzet. Bütün bu lezzeti anlatırken Ankara tavanın özel bir günü var mı? Örneğin aileler bunu düğünlerde mi yaparlar, uğurlamada mı yaparlar? Böyle bir şey konusunda bilginiz var mı hiç? Eskiden özel günlerde yapılırmış efendim. Yani dediğiniz gibi cenaze, evlenme günlerinde, uğurlamalarda yapılırmış. Oradan gelen bir gelenek. Gerçekten çok ama çok lezzetli. Pirinçle etin buluşmasına ilave bir tat vermiş. Evet efendim. Çok güzel bir lezzet. Afiyet olsun. Peki Boğaziçi lokantasında başka neler gelir? Kuzu haşlamamız meşhurdur. İslim kebabı. Gününe göre değişiyor bazen. Mantarlı kuzu yahni, soğanlı kuzu yahni, kuzu buğulama, kuzu kapama. Ankara'nın başka ne tür yemekleri var? Genelde döneriyle meşhur biliyorsunuz. Biz döneri yedik. Bir de Aspava diye çok özgün bir döneri olan bir kent. Ben çocukluğumda geldiğim zaman hakikaten bir zincir gibiydi. Bugün onları da tattık. Hem dönerini tattık. Etten yapılıyor. Evet, parça etten yapılıyor. Kıymasız. Güzel ağır ateşte pişiriliyor. Hakikaten odun ateşinde. Odun ateşinde ve suyuyla o lezzeti barındırıyorsunuz. Tatlılar ne var Ankara'da? Ankara bizim meşhur fırın sütlacımız var. Onun da tadına bakmanızı öneririm. Sütlacımız geldi. Vallahi görüntü olağanüstü, ceviz var. Normalde biz sütlaç biliyorsunuz Karadeniz'de özellikle böyle hamsi köyü sütlacı falan derler ama her yerde yapılır. Önemli olan tabii kullanılan süt. Bayağı güzel kreması olmuş. Evet efendim. Gerçekten çok güzel. Orta Anadolu'nun kalbinde, Türkiye'nin başkentinde, Akdeniz lezzetlerinin özgün yorumlarıyla damağınızı buluşturmak isterseniz, Coşkun Aral'ı takip etmelisiniz. Genç şeflerin farklı malzemeleri buluşturarak kendi yorumlarını kattıkları şaşırtan lezzetler, titizlikle hazırlanan soslar, mezeler, deniz ürünleri, balıklar. Denize kıyısı olmayan bu kent, denizi sofraya taşımayı başarıyor. Lezzet kadar sunuma da değer veren şeflerin hazırladıkları sofra, bir tablodan farksız. Lezzet otolarımızda bu kez Ankara'nın en önemli ama en lezzetli balıklarını, deniz ürünlerini yiyeceğimiz bir yerdeyiz. Eğer buraya ne diyeceksek ismini önce tanıyalım sizden. Mellez Restoran. Mellez. Sevgili Ufuk kardeşim buranın aşçısı benim için, ustası, şefi. Niye Ankara'da balık diyeceksiniz? İstanbul'da evet 70'li 80'li yıllarda deniz ürünleriyle buluşmak çok kolaydı, rahattı, gönül rahatla yiyebiliyordunuz. Ama şu anda İstanbul'da malum birincisi fiyatlar, ikincisi güvensizlik. Hele deniz ürünlerinde o çevre kirliliğinin en fazla olduğu boğazımızda gönül rahatla yiyemiyorsunuz. Ama Ankara'ya gelen malzeme şefler tarafından, Ufuk gibi kardeşlerim tarafından seçiliyor. Ankara'ya gelin, Ankara'dan güzel balığı ve deniz ürünlerini yersiniz. Şu anda dedim ya, muhteşem bir ortamdayım. Olağanüstü güzel lezzetler karşımda ve o lezzetleri yaratan, burada içerideki kardeşlerimi unutmuyorum ama onların başındaki Ufuk şefimizle beraber. Evet, sen bana öncelikle ne yiyeceğimizi söyle bakalım. Mellez Restoran'ın menüsünü tasarlarken biraz daha komplike bir menü düşündük. Sadece deniz tarafı değil, toprak tarafı da çok kuvvetli. Menüyü iki tarafa böldük. Yani deniz... et yemek isteyenler için evet, alternatif var diyorsun. Onlar için de alternatif var ama söylediğiniz şey çok doğru. Çok büyük bir hal var Ankara'da ve bütün Türkiye'ye Ankara'dan dağılıyor. O yüzden biz de yani biraz buna önem gösteriyoruz. Gidip ilk hale gidip oradan balığın tazesini alıp onu sunmaya çalışıyoruz. Mezata giriyorsunuz direkt olarak. Bu konuda çok şanslıyız. Dezavantajlarımız da var. Otla alakalı Ege mutfağı, Akdeniz mutfağı bunlarla alakalı dezavantajlarımız da var ama balık ve et konusunda şansımız yüksek Ankara'da. Evet. Bugün burada yiyeceğimiz yemeklerde ise sen bana böyle... sıradan başlayayım isterseniz. Evet, ahtapot gördüm. Ahtapot var. Ahtapotun altında peynir kreması ve bezelye var. Üzerinde glaze bir ahtapot var. Külde pişiyor. Dereotu cips var. Soğan turşusu var. Hepsi birleşince iyi bir ambiyans yakalıyor aslında. Deniz levreğimiz var. Bunu da yine gidip halden kendimiz seçiyoruz. Gramajına çok dikkat ediyoruz. Yağlılığına çok dikkat ediyoruz. Gerçekten deniz levreği kullanmaya çok özen gösteriyoruz. Üzerinde sirkeden yaptığımız bir sos var ve çimçuri var. Daha sonra ekleyeceğim bir sos var. Enginar tarator var. Enginar tarator aslında bunlara bir eşlikçi. Çok denizde balıkla alakalı içerisinde herhangi bir şey yok ama bir eşlikçi olduğu için beraber gidebilecek güzel bir mezemiz var orada. Burada levrek sevişemiz var. Levrek sevişe... Sevişe dediğin zaman evet. Ya şey söyleyeyim, Güney Amerika'da Peru'ya, Şili'ye falan gittiğiniz zaman deniz ürünleriyle yapılan turşu. Evet, turşu ama biz bunu Akdeniz mutfağı olduğumuz için biraz yorumladım burada. Altındaki o limonla, asitle pişirme olayını ben salatalık gazpacho yaptım. Salatalık gazpacho ama içerisindeki limon miktarını biraz fazlalaştırdık. O pişiriyor. Üzerinde de limon kreması var yine. Biraz daha taze baharatlarla komplike bir tat oldu o da. Burada taramamız var. Tarama kefal havyarının yumurtası. Hmm. Üzerinde de Mersin balığı havyarı var. Kenarında zeytinyağımız var. Bunlar çok zor, bunlar şeyler değil mi? Evet, çok zor. Bunun için biraz uğraşıyoruz. Taramada zeytinyağıyla birlikte tükettiğimiz zaman zeytinyağının asiditesi çok önemli. Zeytinyağı nereden geliyor? Zeytinyağı kendi çiftliğimizden geliyor. Bu da ata tohumundan bir ekmek. Kendimiz yapıyoruz bunu da. Aslında bunu biraz kurutuyoruz. Burada somon ezmemiz var. İçerisinde iki farklı çeşit somon var. Bir füme somon var. Bir de çiğ somon var ama onu sirkeyle pişiriyoruz. Onun bir şovu var. İsterseniz ben onu hemen göstereyim size. Bunu kırmamız gerekiyor. O zaman sen bana yavaş yavaş servis yapabilir misin? Tabii ki. Başka ne kalmıştı? Bodrum Gambilya fava var. Gambilya diğer bakla türlerine göre biraz daha küçük. Üzerinde dereotu ve kalamar karpaccio var. Kalamar tamamen çiğ. Çiğ kalamarı tüketmek çok zor. Ama burada bugün takdir sizindir. Günün sonunda yine siz yorumlayacaksınız. Kalamar, çiğ kalamarda yenilebilir ve böyle çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Ben gurur duyuyorum. Kendi ülkemin Michelin gibi bir denetim sisteminden geçmiş, dünya tarafından bilinen kabullenen lezzet duraklarına sahip olması benim için onur verici ama Michelin'e gittiğiniz zaman aşağı yukarı burada deminden beri Ufuk'un bana anlatmaya çalıştığı bir tabağı yiyorsunuz. Dedim ya ben yani bir gazeteci emeklisi olarak gidemem. Bu saatten sonra bulaşıkçılık yapar mıyız? Yaparız ama yemeden önce bakmak önemli ama fiyatlar güzel bir deniz ürünü yemek üzere İstanbul'dan buraya gelmenin maliyetini hesaplayın. Değer diyorum çünkü taze. İsterseniz bunun üzerinde yine aynı unla yaptığımız bir ince ekmek var. Bu çok çıtır. Yine çıtırla ondan gitmesi gerekiyor. Bunu biraz kırmamız gerekiyor. Hangisinden başlamak istiyorsan başla. Bunu böyle kırıyoruz hocam. Tamam. İsterseniz şöyle yardımcı olacağım. Aldım. Size. Evet, ekmeğe bakıyorum. Önce şu ekmeğin tadına bakayım. Bunu da böyle koyarsak biraz. Bu somon değil mi? Evet, somon ezme. Çok güzel. Başka neyim var bana? Burada tarama da aslında hocam şöyle siz de keyfini çıkartabilirsiniz. Biraz bunları düşünürken, menüyü tasarlarken biraz onlara şey yaptım. Ben çok çatal bıçak kullanmanız taraftarı değilim. Direkt böyle yapabilirsiniz hocam. Aldım. Böyle tüketirseniz çok daha keyif alırsınız. Şimdi damağın almış olduğu bir zevk var ama o çıtırtının beyne gönderdiği başka bir sinyal var. İkisi bir araya geldi ama olağanüstü oluyor. Şu anda Atapot deniz ürünlerinin kralı. Atapot çok ama çok güzel. Onu söyleyeyim. Sosunda ne var? Sosu peynir kreması, bezelye var biraz. Biraz da sarımsak var içinde. Çok hafif. Atapot hakikaten muhteşem bir deniz ürünü. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Burada hocam şöyle bir şey var isterseniz. Bu levrek değil mi? Evet, levrek ve salatalık gazpacho. Bana vermiş olduğunuz şu vereceğim size ekmeğin isterseniz. Üzerine koyacağım. Bir de benim favorilerimden Gambilya fava. Müthiş. Her şeyin oranı önceden hesaplanmış çünkü soğanın baskın çıkmaması gerekiyor, sarımsağın baskın çıkmaması gerekiyor, üzerindeki dereotunun baskın çıkmaması lazım. Bütün bunlar bir hesap kitap işi. Eskiden bizim büyükler için göz kararı derdik. Yani dünyanın en hassas, terazisinden daha hassaslı o ölçüm. Annelerimizin, anneannelerimizin yaptığı yemekler. Lezzet zaten öyle çıkardı. Tabii ki pişirme yöntemleri önemli. Kullanılan araç gereçler önemli. Ankara, evet biz burada şu anda bir lezzet rotası yapıyoruz. Bu rota içinde Ankara'nın tabii ki kendi yemekleri var. Daha önce yediğimiz döner olağanüstü. Ankara tava muhteşemdi. Sabah kahvaltısı malum Ankara'nın kendi simidi. Ama bir de Ankara başkent sonuçta bütün ülkeden gelen birbirinden farklı lezzetlerin buluşurken de başka yollara çıkarken ilk durakları diyoruz. Yani Ankara'da lezzet duraklarından biri. Vallahi ellerine sağlık Ufuk. Başka bir şey var mı? Balık. Balığımız var. Balığımızda şöyle bir sosu var. Çimiçili. Biraz üstündekiler sarımsak mı? Sarımsak, badem ve taze soğan var. Yani sarımsak ve bademi evet, sirke bir arada yapmak var ya. Biraz aslında riskli ama günün sonunda çok keyifli oluyor. Bence ya bunun fotoğrafını çekmek lazım. Bunu başka yerde yeme imkanımız yok. Bu senin buluşun değil mi? Evet, bunu biz beraber ekiple birlikte yapıyoruz. Biraz lezzet kombinasyonu var burada da. Gördüm o sirke. Senden ricam çok fazla olmasın. Yeterince tabii yedim. Tabii ki. Çok teşekkürler. Yine sabah gidip halden aldığımız balıklardan bir tanesi bu. Her sabah gitmiyoruz ama haftanın belli günlerinde gidiyoruz mutlaka. Açık artırma var değil mi? Var. Biraz mezatta vakit geçiriyoruz çok. Aslında bizim için de keyifli oluyor ama Ankara bu konuda biraz daha bizim için şanslı oluyor şefler için menü tasarlarken. Muhteşem. Afiyet olsun. Hepsini tattım. Olağanüstü. Evet, açıkça söylemek gerekirse İstanbul'da çok farklı yerlerde balık yedim. Üstelik yani çocukluğum İstanbul'da geçtiği için bilirim. O klasik balıkçıların mekanlarında da yerdim. Çok önemli Sarıyer'de bir balık lokantası. Hiç unutmam. Böyle ailece giderdik falan. Hepsi güzel. Arada bir gidiyorum. Ama İstanbul'da hadi gel balık yemeye gidelim deyip bir arkadaş grubunu balık lokantasına götürecek cesaretim yok. Ama dediğim gibi atlayalım arabaya. Michelin lokantalarında bile bulamayacağınız lezzetleri burada bulabilirsiniz diyorum. O yüzden yani derler ya, bazen sorarlar Ankara'nın en güzel anı nedir? İstanbul'a dönüştüler ama hayır. Ankara'nın en güzel özelliği balık yemek için Ankara'ya gelmektir. Bir başka lezzet durağında buluşmak üzere. Sağlıcakla kalınız. Başkent Ankara'ya veda ederken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyetimizin 100. yılında özlemle ve saygıyla anıyor.